Tatilin ayaklı Google'u Alper Tekbaş bu hafta 4 mevsim tatilin Bolu'daki otel adreslerini sizler için inceledi. Tekbaş, Türkiye'nin en kapsamlı spa modeli konseptiyle hizmete açılan Gazelle Resort & Spa'nın kapılarını araladı. Aynı zamanda da kış aylarının vazgeçilmez kayak merkezi Kartalkaya'da kış turizminin nabzını tuttu. Merhabalar efendim. Bu hafta sizler için Bolu'ya geldik. Türkiye'nin en kapsamlı spa oteli, doğa dostu oteli Gazelle Resort & Spa'nın kapılarını sizler için aralayacağız. Ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz bakalım bu oteli beğenecek mi? Hep birlikte yaşayıp beraber karar vereceğiz. Şimdi ekranları başında bizleri izlemeye devam edelim. Benden selam olsun Bolu Bey'ine diye Köroğlu'nun seslendiği bu kadim şehir, gölleri, ormanları, doğası, termal kaynakları, Kartalkaya kayak merkezi ve mengenli aşçıların lezzetleriyle de adeta bir turizm cenneti. Odamıza geldik. Küçük bir istirahat. Ondan sonra ben de heyecan içerisindeyim. Otelin yetkilileriyle birlikte bakalım otelimiz nasıl? Hep birlikte gezelim, karar verelim. Grand Kartal ve Gazelle Resort Spa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül, muhabirimiz Alper Tekbaş'a çalışmaları hakkında bilgiler verirken farklı otel yatırımlarını da anlattı. Yaklaşık 30 senedir bu turizmin içerisindeyiz. Grand Kartal Otel 15. yılında, bu Gazelle Resort'ta 2. yılına yaklaşmak üzere. Kartalkaya'daki tecrübelerimizden sonra burada bir spa oteli yapmaya karar verdik. Baktık ki gelecekte spa'ya insanlar refah seviyesi arttıkça kendi sağlıklarıyla ilgili harcamalar yapıyorlar. Bu konulara daha çok önem veriyorlar. Onun için biz de spa oteli yapmaya karar verdik ve dünyadaki birçok yerdeki spa otellerini gezdik. Özellikle Avrupa'daki örneklerini hepsini gezdik. Ve burada bütün örnekleri bir arada toplayan bir spa oteli yaptık. Türkiye'nin en kapsamlı spasını yapmış olduk. Doğanın bir dinlenme ritüeline dönüştüğü Gazelle Resort & Spa Oteli farklı bir tatil anlayışı için misafirlerini bekliyor. Büyük şehirlere oldukça yakın olan tesis İstanbul'a 3, Ankara'ya ise sadece 2 saatlik mesafede. Yaklaşık 150 dönüm bir meşe ormanı içerisinde tamamen ahşap konseptinden yapılmış. 164 oda, 382 yatak kapasiteli. 5 yıldızlı bir otelimiz. Şu anda sistemi de oturtmuş vaziyetteyiz. Gidişattayım, memnunuz. Tesis tamamı orman manzaralı 165 odası, 9 corner, 11 private, 10 roof suite ve King Suite ile misafirlerine gerçek bir konfor yaşatıyor. Bolulu ustaların herkesin damak tadına uygun farklı yemek menüleri ve alternatifli restoran ve barlar, tam donanımlı çocuk kulübü ve tenis kortları gibi sosyal yaşam alanları, açık ve kapalı havuzları, çim kayağı ve La Gazella Spa Merkezi ile bu tesis gerçek bir tatilin adresi olarak göze çarpıyor.
Bünyesinde ayrıca açık hava sineması, zayıflama programları, ATV, motosiklet ve dağ bisikletiyle Gölcü'ye kadar gezi imkanı, 25 kişilik salondan 500 kişilik salona kadar 10 tane farklı toplantı merkezleri ve şehre ulaşım kolaylığıyla Gazelle Resort and Spa Oteli adına yakışır kalitede bir hizmet sunuyor. Otelin ismi kuru yaprak anlamına gelen gazelden geliyor öncelikle. Doğayla bütünleşmesi dolayısıyla da Latin dinlerinde ceylan yavrusu anlamını taşıyor. Bu da bütünlük olaraktan doğa içinde bir otelin daha anlamlı bir isim adı altında bulunması için tercih edilmiş bir isimdir. Sevgili izleyiciler, dağ, göl, şehir, bütün manzaralar burada. Gazelle Resort'te keyifli bir tatil için gerçekten sizin tatil tercihlerinizi etkileyecek bir otel. Peki Ahmet Bey, son olarak ATV Avrupa ekranlarından bizi dünyanın dört bir yanında izleyen, vatan hasretiyle ülkemizde tatil yapmak için ya da ülkemizdeki yakınlarını ziyaret etmek için can atan gurbetçi vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Öncelikle onları Bolu'muzda bekliyoruz. Bolu'nun belki birçoğu Bolu'dan geçmiştir ama Bolu'da böyle bir tesis olduğunun farkındalığında olmadıklarından dolayı bu güzelliği Bolu'da daha uzun süre hissetmeleri, yaşamaları için biz onlara burada misafir edeceğiz otelimizde. Daha farklı özellikleri olan bir şehir olduğu için bilinmeyen yönlerinde biz burada rehberlerimiz eşliğinde onların bu küçük seyahatlerini daha uygun şartlarda ve zeminlerde yapmalarını sağlayacağız. Sevgili izleyiciler, o zaman ekranları başında bizleri izleyen gurbetçi vatandaşlarımız, Bolu'ya bir gün yolunuz düşerse buraya uğramadan geçmeyin. Şehrin stresinden biraz olsun uzaklaşıp kış ortasında Akdeniz kumsallarının sıcaklığını ya da odanızda hamam keyfini yaşamak istiyorsanız, saman ve tuz terapisi gibi ilginç rahatlama yöntemlerine ihtiyacınız varsa burası sizin için uygun bir adres olabilir. Efendim, yüzyıllar öncesinden ta Romalılar döneminde askerlerin savaştan döndüklerinde iyileştirilmesi için suyla gelen sağlık diye başlayan spa kültürü bugünlerde artık resort tatil otellerinde inanılmaz deneyimli, inanılmaz özel kombinasyonlarla tatilcilerle buluşuyor. Evet Halit Bey, çok keyifli, çok özel bir yer yapmışsınız. Evet, Türkiye'nin şu anda en kapsamlı spa otelindesiniz. İçinde 17 çeşit aktivite alanı var. Şimdi tek tek gezmeye başlayacağız. Çalışma arkadaşlarım size tek tek detaylı anlatmaya başlayacaklar. İsterseniz sırasıyla anlatmaya başlayalım. O zaman hiç vakit kaybetmeden Türkiye'nin en kapsamlı spa otelini gezmeye başlıyoruz. Suyla gelen spa kültürünün en gelişmiş, en güzel kombinasyonlarından birisi burada. Şu anda Gazelle'de ve Gazelle Resort and Spa'nın spa yetkilileriyle bu kombinasyonla ilgili detayları paylaşacağız. Merhabalar, Sümeyye ben. Spa merkezimiz yaklaşık 5000 metrekare, 3 katlı. Bu katta terapi odalarımız var. Havuzdan önce misafirlerimize kullanmalarını tavsiye ettiğimiz kuru kullanım alanlarımızdır. 6 farklı terapilerimiz var. Bunlar kristal sauna, saman terapi odamız, tuz terapi odamız, kum terapi odamız, lokaim dediğimiz özel kapsamlı bir yerimiz, 3 farklı kombinasyondan bir araya gelmiş bir yer. Aynı zamanda knaip dediğimiz ayak terapi havuzumuz var. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, değişik kombinasyonlar, ister ayağınız, ister kolunuz, ister omzunuz, ister iç organlarınız, yani kısacası ruhunuzu dinlendirmek için, doğayla baş başa bir tatil için gelip Gazelle Resort and Spa'yı deneyebilirsiniz. Wow, sahildeyiz adeta. Hawaii adalarında kendinizi hissetmeniz için ne yapıyorsunuz? Buraya geliyorsunuz. İnanılmaz keyifli. Altta kumlar, manzara ve dinlenme yatakları. Kum terapi odamız kış aylarında misafirlerimizin kullandığı oldukça keyif verici bir ortamdır. Sahil havası verilmiştir. Güneş ışık sistemine eşdeğer bir ışık sistemiyle dizayn edilmiştir. Aynı zamanda altta görmüş olduğunuz kumlar ısıtılmış kumlar. Sıcak kum pozitif enerji, negatif enerjiyi alıp pozitif enerji yüklüyor. Aynı zamanda eklem ve romatizma ağrılarına iyi geliyor. Vücuda peeling yapma özelliğine sahip. Tatilciler ne için kristal odaya geliyor?
Tatilciler enerji akışını düzenliyor. Aynı zamanda 7 farklı yumuşak ışık geçiş sistemiyle bir çeşit meditasyon bir ürünü olduğu için burayı genelde dinlenme amaçlı tercih ediyorlar. Burası da masaj katımız. Yaklaşık 14 farklı odamız var. Hepsi farklı masajlarımız için kullanılıyor. Spa merkezimizde yaklaşık 44 çeşit bakımımız var. Bunları 30 çeşit masaj ağırlıklı olarak var. Aroma terapi masajlarından İsveç masajına kadar özenle hazırlanmış masaj odalarında kendinizi dinlenmeye bırakabilirsiniz. Beyaz bir mağaranın içerisinde bir yolculuğa başlıyoruz adeta. Sarkıt ve dikitler gördüğünüz gibi ilginç bir atmosfer oluşturulmuş ama her şeyden daha önemlisi bu atmosfer sizin sağlığınız için oluşturulmuş bir atmosfer. Burası tuz terapi odamız. Burası astma hastaları için özel olarak tasarlanmış bir oda. Ortamı serin ve kurudur. Alp Himalaya dediğimiz sıkıştırılmış kaya tuzundan meydana gelmiş bir odadır. Bu kaya tuzu Pakistan gölünden kurutulup getirilmiş, özel olarak getirilmiş bir kaya tuzudur. Aynı zamanda 8 seansta kullanımında astma hastalarımıza çok iyi geliyor. Bronşları açmaya muhteşem güzel geliyor. Onun dışında polen alerjisi olan misafirlerimizin de bu alerjinin giderilmesinde kullanılan tıbbi bir yöntemdir. Spa kültürü suyla gelen sağlık demiştik. Suyun mucizeleri her yerde. Lokayum, burası meditasyon amaçlı kullandığımız bir terapi yöntemidir. 3 farklı kombinasyondan bir araya gelmiş bir yer burası. 3 farklı yumuşak ışık geçiş sistemimiz var. Onun dışında ortadan geçen su perdemiz var. Kenarda ısıtılmış taş koltuklarımız var. Bunlar vücut ısının dengelenmesine yarıyor. Aynı zamanda ağrılı bölgelere çok iyi geliyor. Evet, ağrıları gidermek için ne yapıyoruz? Buradaki terapiye giriyoruz, meditasyonumuzu oluyoruz. Lokanyum'dan ağrılarımızdan kurtulmuş bir şekilde çıkıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Ayak terapi havuzumuza. Evet, Knaip'a doğru ilerleyelim. Hani ayaklarıma kara sular indi dersiniz ya, işte o zaman size... Knaip ayak terapi havuzumuzu tavsiye ediyoruz. Maviler soğuk, kırmızılar sıcak olmak üzere sıcak soğuk bantlar arasında yürüyoruz. Görmüş olduğunuz özel nehir taşları ayaklarımızın altına masaj yapma özelliğine sahip. Aynı zamanda kan akışımızı düzenliyor, enerji akışımızı hızlandırıyor. Ayaklarda oluşan varislere de iyileştirici etkisi var mı acaba? Varislerimiz için birebir. Burası termal havuzumuz. Termal havuzumuz yer altından çıkan çok özel bir sudur. Aynı zamanda kükürtlü bir sudur. Şifalı su diye de geçer bazı yerlerde. 40 derece sıcaklığı, buraya zaten ekstra bir sıcaklık vermiyoruz. Misafirlerimiz için oldukça keyifli bir yerdir. Aynı zamanda ağırlı bölgelerimize çok iyi geliyor. Kısaca stresten kurtulmanın ve sağlık dolu mutlu bir tatilin yolu A'dan Z'ye Gazelle Resort Spa'dan geçiyor. Hamama giren terlermiş. Hamam sokağındayız. Öyle güzel bir sokak ki duvarlardaki resimler adeta geçmiş bir zaman dilimine, nostaljiye bizi götürüyor. Biz de gireceğiz. Gazelle Resort'ün hamam alanlarını sizler için görüntüleyeceğiz. Evet, gerçekten birbirinden ilginç hamam odaları var. VIP suite'ler var. Birbirine geçmeli hamamlar var. Kadınlar ve erkekler için özel hamamlar var. Aileler için yapılmış olan çok değişik, çok fonksiyonel, gerçekten Türk turizmine, Türk otelciliğine güzel el emeği, göz nuru bir yatırım kazandırılmış muhteşem bir tesis. Hamama giren terlermiş, biz terlemeyi de bırak, bir de ıslandık ama yine de değdi bu güzel hamam için. Otelin Bolulu mutfak ekibi ise kendilerinden Bolu kebabını bekleyen turizm yazarı muhabirimiz Alper Tekbaş'a bir sürpriz yaparak meşhur kebapları yerine İsviçre fondüsü pişirip sadece Türk mutfağına değil, dünya mutfağında da en iyisini yaparız imajını yansıttılar. Bol lezzetler olsun dedik. Bolu'dayız, Mengen Aşçılar Diyarı'nda ve birazdan dünyaya Türk mutfağını en iyi tanıtan mutfaklardan birisi, mutfağın çıkış noktası Mengenli Ustaların Diyarı Bolu'da biz size bir sürpriz yaptık ve Musa Usta İsviçre'nin fondüsünü bize denetecek. Bakalım ne kadar başarılı yapacak, hep birlikte göreceğiz. Yani burada Türk mutfağının en güzel, en leziz lezzetlerini görürken aynı zamanda da dünya mutfağından da değişik tat ve lezzetleri deneme ve tatma şansına sahipsiniz.
Bolulu bir usta. Musa ustam nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Bugün bize şimdi neler yapacaksın? Bir sürpriz hazırladık bir izleyicilerimize. Bugün biz İsviçre'nin özel yöresel yemeği olan meşhur fondüsünü yapacağız. Bol ustalardan bizi şaşırtan İsviçre Fondue Show. Bakalım lezzetlere birlikte bakacağız, tadına karar vereceğiz. Oldukça güçlü, hem ekşi hem tatlı, damak altında keyifli bir lezzet. Güzel olmuş gerçekten. Musa Usta ve ekibine teşekkür edelim. Oldukça güzel. Tesisin nazar boncuğu olan ve heybetiyle misafirlerini selamlayan 310 yıllık meşe ağacı Gazelle Resort and Spa'nın doğa dostu olduğunun da bir sembolü adeta. 311 yıllık şu gördüğünüz meşe ağacı koruduk, bunu inşaat aşamasında bahsettiğim. Kesmedik. Yaklaşık bu bize 1 milyon dolar gibi ek büyük getirdi. Ama sizin de söylediğiniz gibi bu otelin nazar boncuğu çok güzel oldu. Koruduğumuzdan da son derece memnun. Dilerseniz sabah kahvaltılarınızı doğayla iç içe çam ormanlarıyla kaplı Gölcük Gölü kıyısındaki yine Gazelle Otel bünyesinde bulunan Kır Gazinosu'nda yapabilirsiniz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ormanın içerisinden güzel bir yolculuğun ardından böyle adımlarımızla toprağı, güneşi, dağın kokusunu hissederek, oksijenin kokusunu hissederek Gölcük'e geldik. Şimdi Gölcük'te muhteşem göl manzaralı bir kahvaltı keyfi yapacağız. Buyurun efendim, sizleri soframıza davet ediyoruz. Sizleri de bekleriz. Gölcük'teyiz. Muhteşem bir manzara, güzel bir kahvaltı keyfi. Elden böyle keyifli bir yürüyüş yaptık. Ormanın arasından kuş sesleri, muhteşem bir manzara var. Ciğerlerimizde yaşadığımızı hissettik. Hani bazen manzara her şeyi anlatır ya sevgili izleyiciler. Gerçekten tam tamına öyle bir atmosferdeyiz. Grand Kartal ve Gazelle Resort Spa Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül'e veda vakti geldi. Halit Bey, her şey için çok teşekkür ederiz. Gerçekten elinize, emeğinize sağlık. Türk turizmine çok güzel bir yatırım kazandırmışsınız. Gerçekten sizleri yerinizde, Bolu'da, evinizde ziyaret etmek bizleri çok mutlu etti. Buradan ATV Avrupa ekranlarında bizleri izleyen gurbetçi vatandaşlarımıza son olarak iletmek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederim. ATV Avrupa kanalını izleyen seyircilerimize Kartalkaya'da kayak yapmak isterlerse Kartalkaya'ya bekleriz. Türkiye'nin en kapsamlı spasında gelmek isterlerse Gazelle Resort'te. Gazelle Resort'tan sonra Avrupa'daki örneklerini aratmayacak Türkiye'nin İsviçre'si Gölcük'te ağırlamak isteriz. Tüm misafirlerimiz hizmetinde bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayat'la beraber ekibi muhteşem manzara eşliğinde kahvaltı yaptıktan sonra ülkemizin en gözde kayak merkezi olan Kartalkaya'ya doğru yola çıkıyor. Sevgili izleyiciler, Kartalkaya'dayız. Kış aylarının vazgeçilmez kayak cennetini sizler için görüntüleyeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, belki de sezonun en güzel gününde Kartalkaya'dayız. Kartalkaya'nın tüm pistlerini sizler için dolaşmaya devam ediyoruz. Hava muhteşem, doğa muhteşem.
Kartalkaya anlatılmaz yaşanır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Ergül ise Kartalkaya'nın dünden bugüne nasıl bir kayak merkezi olduğu hakkında bilgiler verdi. Şömine başındayız ama artık ısınmayı hak ettik. Çünkü bugün Kartalkaya'da muhteşem pistlerde müthiş bir kayak keyfi yaşadık. Köroğlu'nun zirvesine çıktık. Oradan Çamçukuru, oradan kırmızı pist, siyah pist derken kayakla dolu bir gün geçirdik. Ve muhteşemdi. Şimdi de yanımızda Kartalkaya'nın çok çok önemli bir ismi var. Emine Hanım, nasıl oldu? Kartalkaya dünden bugüne nasıl geldi? Bize anlatabilir misiniz? Yani 1970'li yıllarda işte Bolu'da Korum Otel vardı. Orası bizimken babam ben Bolu'da kayak merkezi yapacağım deyip, yani yurt dışında dağ var, yurt dışında kayak merkezi oluyor. Türkiye'de niçin bir tek Uludağ olsun? Dağsa Bolu'da da var. Ben böyle bir kayak merkezi yapacağım diye bir fikirden yola çıkıyor ve bir hayalini gerçekleştiriyor. Bunun için de gidiyor işte Orman Bakanlığı'ndan. Ben diyor böyle bir yer istiyorum diyor. İşte Orman Bakanlığı 49 yıllık ona böyle bir yeri tahsis ediyor. Sonra işlemlere başlıyor tabii. 1974 yılında bunu yapıyor. 78 yılında ilk otelimizi burada açıyoruz. Tabii yokluk yılları ve tabii çok zor imkanlarla yapılıyor. Yani yol yok, elektrik yok, su yok, dağın başı. Bir tane lift, bir tane otel, işte elektrik jeneratörle sağlanıyor çünkü elektrik yok, telefon yok, iletişim telsizle sağlanıyor. Tabii böyle yollardan geçerek burası senelerce adım adım işte her seferinde bir tane lift, işte kafe, şu bu filan, başka oteller derken bu şekle geliyor. Yani gurbetçi vatandaşlarımıza da Türkiye'ye geldiklerinde, yani illaki hani yurt dışında kayak çok güzel tabii ama hani buraya geldiklerinde yurt dışındaki pistleri aratmayacak şekilde çok güzel bir kayak merkezi olduğunu, çok düzenli olduğunu, zaten hani bize gelen insanların hani beğenmeyip gittikleri yer İsviçre, Avusturya, yani onun dışında başka hiçbir yere gitmezler. Yani beğenmeyeyim de hani değişiklik olsun diye gidenleri, yoksa çünkü burada her şey çok doğal, çok rahat. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Emine Hanım aslında çok iddialı, aynı zamanda da çok mütevazi bir yaklaşımda bulundu. Gerçekten Türkiye'nin gururu bir kayak merkezi Kartalkaya'ya. Biz de yurt dışında bizi izleyen tatilcilere diyoruz ki gelin Kartalkaya'da bu muhteşem keyfi, doğayla baş başa kayak sporunu burada en güzel şekilde 7'den 70'e, çocuklardan 70 yaşında bir insana kadar kayak vazgeçilmez bir spor, gelin deneyin deriz. Gazelle Resort & Spa'da başladığımız keyifli turumuza Kartalkaya'da devam ettik ve birazdan da Kartalkaya'ya veda edeceğiz. Günün ilk ışıklarından güneş batana kadar deli gibi kaydık. Size bembeyaz karlar yolluyorum buradan. Vatan hasretiyle yanan tüm vatandaşlarımıza, Avrupa'nın dört bir yanından bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza, Alper Tekbaş ve Hayat'la beraberle yürek dolusu sevgi ve saygılarımı iletiyorum efendim. Hoşça kalın, tekrar bizimle kalın.